İngiliz arkeologu James Millard Burdur'un Hacılar Köyü'nde yaptığı kazılarda Küçük Asya'da İsa'dan önce 7500 yıllarına ait Neolitik bir kenti gün ışığına çıkardı. Kentte boğa başlarıyla süslü pek çok adak yeri ve tapınak bulunmuştur. Bir tahtta iki üç tanrıça oturmuş, yerle bacakları arasında bir çocuk tutmaktadır tanrıçaların duruşu Rhea'nın Zeus'u doğurmasını düşündürmektedir. Çift ağızlı birkaç balta ve boğa başları Girit'in tüm singe ve amblemlerini Anadolu'dan aldığını göstermektedir. Beşer parmaklı yüzlerce el ve burunları üzerinde beş parmak izi taşıyan boğa başları bulunmuştur ki bu da eski destanların yazımında kullanılan Hexa metron ölçüsünün kaynağıdır. Mitolojiye göre Rea, Zeus'u doğururken o denli acı çekiyordu ki ıstırabına dayanabilmek için iki eliyle toprağa kavradı. Parmakların izlerinden daktil, parmak denilen periler ortaya çıktı. Daktiller çalgı çalıp türkü çığırarak Rea'nın sancısından inleyişlerini Zeus'un babasının Kronos'un duymasını engellediler. 5 daktil ve bir mısradan oluşan heksametreler 6 grup heceydi. Her grup heceyi bir ayak deniyordu. Uzun ve kısa heceler parmakların eklem yerlerine göre sayılıyordu. Dinsel danslar, heksametron ölçüsüne göre yazılmış, şiirlerden bestelenmiş şarkıların eşliğinde yapılırdı. Uzun heceler sıçramaları, kısa hecelerde yere basmaları gerektirirdi. Dizeler ise figürlerden sonra Tanrıçaya şarap sunulması içindi. Bu danslar Magna Mater, Büyük Ana Tanrıça, onuruna yapılırdı. Zamanla şiir ölçüsünde değişiklikler gerçekleşmiş ve spondeler bir daktilin yerine kullanılabilir olmuştur. Bununla birlikte 5 sayısında değişiklik yapılmamıştır çünkü 5 kutsal bir sayıdır. Po, Saniyaz Beş daktile adlar takmıştır. En büyük önemi de adı aciz olan küçük parmağı vermiştir. Beşinci daktil olan aciz, geleceği keşfedebilme yeteneği olan demektir. Zaten iki kulak iki küçük parmakla tıkanabilir. Bilinmeyenden fısıltı haline gelen mesaj ancak böylece duyulabilir. Sonuç olarak küçük parmaklara oriküler kahin deniyordu. Fransızca'da yaşaya gelen haberi küçük parmağımdan aldım. Sözü bu inanışın uzantısıdır. Kutsal olimpiyatlarda pentatlon, beş atletik oyun yarışmaları yapılırdı. Homeros da, İlyada da, Akileos'un ölen dostu Patroklos onuruna düzenlettiği pentatlonu anlatır. Pentatlon, araba yarışıyla başlardı. Olimpiyat Oyunları çok eski ve karanlık bir tarihe sahiptir. Uzun süre ihmal edilmiştir. İsa'dan önce 776'da yeniden ve düzenli olarak yapılmaya başlamıştır. Antik çağda takvim güneşe değil, aya dayanılarak hesaplandığından o zamanlar Olimpiyat Oyunları 4 yılda bir değil, 5 yılda bir düzenlenirdi. Provence'da özellikle Artesta bu 5 daktil Marta ve Sarah'ın sağlık derecesi kesin bilinmeyen belgelerine göre 3 deniz kızının ayakları altında çırpınmaktadır. Benzer kabartmalar Alice Camps mezar taşlarının Hristiyanlaşması sırasında yok edilmiş olmalıdır. Foçalılar Foça'dan ayrılmaya karar verdiklerinde yanlarında Marianes için başlık götürdüler. Kendilerini Marsilya, Abde ve Antiplere kadar taşıdıkları Efes Artemis'inin koruyuculuğuna veren kahinden yardım istediler. Artemis üçlek bir tanrıçaydı. Kibele, Mayıs kraliçesi ve eşi Atis, Küçük Asya'da Adonis. Foçalılarla birlikte Akdeniz'i geçti. Günümüzde süre giden Mayıs kraliçesi geleneğinin kökeni ta buralara varır. Çok eskiden ve Dante döneminde bir tür cenaze masrafı ödenerek cesetlerin Ales kampısa gömülmesi sağlanabiliyordu. Çünkü Ales kampılara göre orası Kahraman Öllerin deniz kıyısında ya da akarsu kıyısındaki ağaçların gölgesinde yaşamları sürdürdükleri kutsal gömü yeriydi. Homeros'un Odisias'ında Troya Savaşı kahramanlarından Akilos'un gömüldüğü, kılavuz tanrı Hermes tarafından gösterilen loş yollar izlenerek varılan bir mezar adasından söz edilir. Bugünkü adı kızılırmak olan Haliste'ydi bu ada Anadolu'da geniş bir yay çizerek Karadeniz'e dökülen bu ırmağın kıyısında Aleasos adlı bir kent vardı. Bunlar Aleasos ve Aleas Camps arasında kesin bir ilişkiyi dolayısıyla uygarlıklar arası ilişkiyi gösterir. Fransa'da Lascaux mağaralarında el izlerine rastlanmıştır. Bazıları bunu ayakta durabilmek için duvara dayanan Mağara insanlarının kazara bıraktığı görüşünü savunmuşlardır. Bunun böyle olmadığı kesinlikle bellidir. Eski insanlar evlerini her türlü kötülüklerden koruyacağı inancıyla evlerinin duvarlarına ya da mağaralara el izleri çiziyordu. Paleolitik çağlarda din tamamıyla büyü ve sihirdi. İşte Müslümanın günde beş vakit namazı ve beş takdiller. Bunlar Mekke'deki beş put ve Fransa'nın Provensa bölgesindeki beş mery ile özdeştirler giderek yıldızın beş köşesini oluşturdular. Hz. Muhammed'den önce Mekke'de, Kabe'de, Kubel, Ana Tanrıça, Kibele, Velat, Apollon'un ve Artemis'in anası Leto putlarına tapılırdı. Putlar tahrip edildikten sonra namazın şekli değiştirildi ve günde beş kez kılınır oldu. Tavla daha önceleri kutsal bir kehanet aracıydı. Mezopotamya'da tanrıca İştar'ın Rahibesi bir dama tahtasına beş aşık kemiği atıyor. Bu aşık kemiklerin atılışı kehanet konusunda Tanrıça'ya soru sormayı simgeliyordu. Tanrıça üzerlerine aşık kemiklerinin düştüğü dama karelerine göre kehanetini açıklamış sayılırdı. Daha sonra aşık kemiklerinin yerine tavla zarları aldı. Bütün bunlar arkaik inanış ve geleneğin Mezopotamya'dan Girit'e yayıldığını göstermektedir. Bugün hala Doğu Akdeniz'de bu geleneğin izlerini Türklerde, Araplarda, Müsevilerde ve Rumlarda görebiliriz. İki elin ya da sağ elin ayasını baş hizasına kaldırmak ya da göğse koymak aslında içgüdüsel bir savunma hareketinden gelir. Bu hareket kem gözden sakınmak ve kötü niyetlerden korunmak için yapılırdı. Şimdi hala bu daktilik hareket bir kimse kötü, hoşa gitmeyen bir şey söylediği zaman nah sana, sana yok anlamında yapılmaktadır. Bugün de Türkiye'nin bazı köylerinde evlerin dış duvarlarının sıvaları üzerine el bastırılarak el figürleri çıkarılmakta. Bunların o evi tehlike ve kötülüklerden koruyacağına inanılmaktadır. Homeros zamanında tüm bu önemli olaylar Sibil ve kahinlerin yanıtları altı ölçülü heksametron ölçüsüyle yazılmıştır. Logografların düz yazı yazarları hepsi İonyalı. Çoğu da İonya'nın Miletos kentindendi. Batının bütün düşünürleri Homeros'u İsa'dan önce 6. yüzyıla tarihlemeye çalıştılar. Amaç Homeros'u klasik çağa oturtmaktı. Bu gülünç bir şeydir. Vilamoti Malendorf'tan bu yana araştırmalar büyük bir özen ve titizlikle bir kurdun ağacı oyması gibi sürdürüldü. Bunca yorgunluk yalnızca bilim içinde. Era toz tenes. İsa'dan önce 4. yüzyılda yeryüzünün çevresini önemsenmeyecek hata payı ile hesapladı. Zenedot'tan sonra İskenderiye kitaplığını yöneten bu bilgin edebi, kritikçi ve matematikçi oldu. Kronografi adlı yapıtında Helenistik çağın tarihlerini yasaplayan ilk kişi oldu. O, Homeros'u İsa'dan önce 11. yüzyıla yerleştirdi. Erastones'in kitabıları yakıldı ama kendisinden sonra gelen yazarlar onun adını sık sık ve saygıyla andılar. Homeros'tan önce Orfe ve Mausoes söylencesi vardı. Bunlar oldukça mistiktir. Homeros mistik değildir. Mantığın, aklın kabul etmeyeceği şeyler yoktur onda. Homeros'un anlatıları mavinin mavi, akın ak olduğu Akdeniz gökleri gibi, çınlayan bir türkü gibi, açan bir çiçek gibi güne açıktı. Olimpos'un Homeros'tan yüksek olduğu söylenir. Doğru değildir bu. Homeros, Olimpos denilen ve başı göklere değen dağlardan yalnız Anadolu'daki Olimposların sayısı İki düzüneyi bulur. Yüksektir. Bakışı doğuya, sesi batıya yönelik de onun. İki ayağı limanın iki yakasında kabul edilen Rodos feneri gibi. Homeros'un bir ayağı Mezopotamya'da. Öteki de batıda. Küçük Asya'daydı. Gerçi insan sözcüğünü kullanmadı. Ama bu sözcüğün sanatta çok iyi su verilmiş çelik gibi gerçek olduğunu kanıtladı. Şimdi... Herodotos'tan şu pasajı okuyalım. Lidyalarla Medler arasında 5 yıl süren bir savaş çıktı. Sık sık Medler Lidyalıları dövdüler, sık sık da onlar tarafından dövüldüler. Hele bir seferinde tuhaf bir gece savaşına da tutuştular. Savaş denk koşullar altında sürüyordu ki 6. yılda bir çarpışma sırasında ve ortalığın en çok karışmış olduğu bir anda gündüz birden yerini geceye bıraktı. Bu ışık tutulmasını Miletoslu Thales iyon yıllara önceden bildirmişti yılına gün ne kadar. Ama Lidyalılar ve Medler gün ortasına gece olduğunu görünce çarpışmayı kestiler ve hemen bir anlaşma bir barış sözleşmesi yaptılar. Aslına bakacak olursanız Herodotos'un dediği gibi Günün geceye dönmesi değildir söz konusu olan. Bu insanoğlunun milyonlarca yıl süren karanlık çağının sona ermesiydi. Bu insanoğlu tarafından önceden hesaplanan ilk güneş tutulmasıydı. Olay İsa'dan önce 585 yılının 28 Mayıs'ına gerçekleşmişti. Bu tarihte insanoğlu tarihinin bilim dönemi başlamış oluyordu. Bin yıllar boyu uçurum karanlıklarında yaşayan insan soyu o tarihte aydınlığa doğru yükselmeye başladı. İsa'dan önce 585 yılında insanoğlu doğa olaylarını mitolojinin karanlığından kurtulup gerçek yönüyle görmeye başladı. İnsanoğlu doğaya hayranlıkla o ne güzelsin dedi ama sordu. Ama sen kimsin? Bu soruya verilen yanıt pek hoş oldu. Ben senin ananım. Thales'in insanına can gelmesi, Rodin'in ünlü düşünen adamının canlanması gibiydi. Rodin yaptığı heykel canlanan Pigmalion'u da aşıyordu. Thales madde ebedidir diyor ve ekliyordu ama canlıdır. Bu sözüyle yalnızca canlı organizmaları değil, bütün maddeleri kastediyordu. Bu söz günümüzde bile önemini korumaktadır. Tales sanki ayakları kuyunun dipsiz derinliklerinde ama başı güneşle aydınlanmış olarak şöyle diyordu. Maddeler tanrı doludur. İonyalı bu düşünürler Tales ve ardından gelenler Anaximandros, Anaximenes, Herakletos, Atomcu, Leokipos, Kısinefanes, Protagoras, Anaxagoras, Demokritos. Düşünce dünyasını uzun sakal ve uzun sözlerle dolduran filozoflar değillerdi. Düz yazıyı, şiir ve sanatı bu bilginler canlandırıyordu. İyonya düşünürleri kendilerine doğa bilgini derlerdi. Bir şeyi iyi tanıyıp bilebilmek için ona çok ilgi duyup sevgi göstermek gerekir. Yalnız sevilen şeyin gizleri ortaya çıkarılabilir. Eğer dünyada bütün insanlık tarafından kutlanacak, takvime başlangıç yapılacak bir tarih varsa hiç kuşkusuz o tarih İsa'dan önce 585 yılının 28 Mayıs'ıdır. Antik çağda ada İyonya olan Batı Anadolu'da İsa'dan önce 6. yüzyıldan başlayarak bilimin hızla gelişmesinde Homeros'un katkısı büyüktür. Homeros kendinden önceki ve sonraki çağlarla kıyaslanamayacak bir dönemin başlangıcıdır. İnsanlık tarihinde olağanüstü önemli yeri vardır. İyonya'nın dünyaya Homeros'u vermesi, ondan sonra gelecek düşünce adamlarının da vermesinin gerekçesidir. Homeros'u çıkaran İyonya'nın Tales'i yetiştirmesi şaşırtıcı olmasa gerek. Çünkü Homeros şiirsel yapıtlarının doğallığıyla doğa bilimlerine çıkan yolu açmış ve gelişmelere uygun ortamı hazırlamıştır. Başka söyleyişle o çağ Anadolu'sunun mutlu ve özgür ortamı bir Homeros gibi, bir Thales ve ardından gelenler gibi Sokrates öncesi düşünürlerin doğmasına olanak sağladı. İyon ölümden sonrası ile ilgili korkuları dolayısıyla moral tanrıları yoktu ölümü doğum kadar doğal karşılamayabiliyordu eski Anadolu halkı. Bu yönde söylence bilimin zengin kalıtından mirasından yararlandılar. Böylece evrenin gerçekçi yorumuna ulaştılar. İnsanlık tarihinde bu doğal bilimlerin başlangıcı oldu. Arkaik çağ doğa bilginlerinin sonuncusu Abderalı atomcu Demokritos'tur. Kendisinin önceki Miletos İonyalılarının kuramlarına dayanarak evrenin yaratılış kuramını ilk kez ve açıkça formüle etmiştir. Demokritos, Trakya'nın Abdera kentindendi. Bu kent Miletoslular tarafından kurulmuş bir koloniydi. Günümüzün inceli kuramcıları ve nükleer fizikçileri kendilerini Demokritos'un çocukları diye tanımlamaktadırlar. Dikkat buyurulursa Sokrates, Platon ve Aristoteles'in çocukları diye değil. İnsanlık uzayla yeryüzü arasındaki ilişkilerini Akdeniz kaynaklı bir bilime dayalı olarak sürdürmektedir. Bu sözler bazı kişilere abartma gibi gelebilir. İnsanlar genellikle gerçekleştirilene dek bilimsel varsayım ve görüşleri inanmamak eğilimindedirler. Uçma gerçekleşmeden bunun gerçekleşebileceğine kaç kişi inanıyordu? Bugünse süpersonik, sesler hızlı, uçaklar bile hemen kimseyi şaşırtmamaktadır. İç evrenlerinde statükonun korunmasından yana olan insanlar, hızın değiştiricilik ve birleştiriciliğinin ayrımındadırlar. İyonyaların hiçbir dogmaları, dinle ilgili boş inançları yoktu. Evet tanrıları vardı ama bunların hemen hepsi şiirsel birer imge gibiydi. Sanki duygularla elde edilen veriler sistematik bir sınavdan geçirilirdi. Bu sınavların yinelenmesi olası tüm sezgi ve düşleme yanlışlarını ortadan kaldırırdı. Bu doğanın evrenselliğinde ve yaşamın birliğinde bir inançtı. Materyalizm, mekanizm, atomizm, naturalizm ve daha sayabildiğiniz kadar. Herbert Spencer şöyle diyor. Sanatın nerede bitip, ilmin nerede başladığı bilinmez. Gerçekte sanat ve bilim birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Sanat eski Helenistan'da tekni olarak yani teknik bir meslek daha çok elle yapılan bir çalışma demektir. Sözcük hemen tüm dillerde aynı anlama gelmektedir. Sanat genellikle güzelliğe bağlıdır. Bunun için çoğu sanatlar için güzel sanatlar denir. Sanatlar denmez. Ama güzel sanatlar insanla başlamıştır. Kuşlar şarkı söyler, dans eder ve yuvalarını yaparlar. Güzelliğe gelince bir akrep, bir kırk ayak, bir çiçek ve bir kelebek kadar güzeldir. Bir bektaşi dervişi parmakları arasında bir tahta kurusunu ezmiş ve yukarı kaldırarak şöyle bağırmış. Güzel tanrım, yarattığın bu böcekten iğrenmedin mi? Erken taş devrinde resimlenmiş bir mağara duvarında Roma'daki Sempier kilisesindeki kadar sanat vardır. Taş devri yontucuları elleriyle taştan bir aletle balta, çakı, mızrak, ok, ucu yontuyorlardı. Belki de el ve parmaklarının olağanüstü yeteneğe sahip olduklarını sandıklarından 5 taktil işaretinin çok kutsal bir işaret olduğu düşüncesini benimsiyorlardı. Şarkı, şiir ve dansta kullanılan bu işaretin sanatla ilişkili olduğu kabul edilebilir. Tüm bunları Homeros aracılığıyla Akdeniz'e yayıldı. Teknik sözcüğü bilimle bağlantılıydı. Taş devrinde elle yontulmuş bir taş alet günümüzün bir teleskop ya da mikroskobu ile eşdeğerdedir. Kim bilir belki de elin yaratıcılık ve dolayısıyla kutsallığı yüzünden karşılaşan insanlar birbiriyle el sıkışıyorlar. Yakın doğuda karşılıklı el sıkışan iki kişi ellerini bırakmadan birbirlerinin ellerinin baş parmaklarını öperler. 17. yüzyılda sanat ve bilim arasındaki fark en belirgin durumunu aldı. Rönesans matematiğinin yaratıcısı Descartes, akıl yönetimi İçin kurallar adlı yapıtında, bilimlerin tümünü birden öğrenmenin, her birini ayrı ayrı öğrenmeye çalışmaktan daha kolay olduğunu yazmaktadır. Ancak sanat için aynı şeyi söyleyemeyeceğini eklemektedir. Yani bilimin farklı branşları arasında bir benzerlik ya da ortak bir düşünce buluyordu. Bu, güneş ışınlarının prizmadan geçince yedi asar rengi ayrışması gibiydi. Bu renkler bilimler gökkuşağının renkleri oluyor. Bu renkler bir coğrafya haritası üzerinde bir ülkenin sınırlarının belirlendiği gibi kesin olarak birbirlerinden ayrılmaz. Renklerin biri diğeri içinde uyumla kaynaşır. Descartes'in bu dedikleri bilim için olduğu gibi sanat için de hala geçerlidir. Sanatta ortak armoni, sezgi ve hayal geçerlidir. Bilimde bunlara ek olarak deneme ve doğrulama vardır. Ama sanat yapıldığında kendi kendi doğrulaması söz konusu değil midir? Akdeniz esprisi olan Einstein'ın görelik, uzay ve zaman kuramlarında Pascal'ın atom ve evrende iki sonsuzluk kuramına kıyasla şiirsellik yok mudur? Einstein kemanını çok severdi. Ampio'nun flütü gibi müzik dinlerken bir bale figüründe yüreğinin derinliklerinde dördüncü boyutu duymuyor muydu? Ne kadar doğru diye düşünmüyor muydu? Öldükten sonra beyni muayene edildi ve çiçeklerin kurumuş taç yapraklarından başka hiçbir şey bulunamadı. Biri bili için öteki şiir için iki ayrı beyni yoktu. Nişaburlu Ozan Ömer Hayyam Ölümsüz dörtlüklerinin yanı sıra bir bilim adamıydı da. Gök kubbeyi mi değiştirmişti? İki gök kubbesinden şiir için olan biri mavi, bilim için olan öteki ise ak üstüne kara çizgili miydi? Homeros heksametrik daktillerinde kırmızı şarap için koyu ateşli şarap diyor. Yalan. Var mı bu sözde? Biz şimdi Van Gogh'un çok ünlü ve çok demokratik sandalyesinin önündeyiz. Ressamanın altıncı kıtadan, tahtı rüzgardan bir ressamın yapıtı olduğu besbelli tablosunun. Bu sandalye kafa salladığında su kabağı gibi sallanan bir politikacı için bakan koltuğu olmayıp insanlığın genel bakışı için büyük bir gürültü çıkarmaktadır. Bu dört ayaklı iskemle bir imparator tahtıyla kıyaslanırsa oturak gibi görünür. Ozanlar gibi bilginler de yaratıcıdırlar. Birbirlerine karşıt yolları izlerlerken uzlaşmaz oldukları söylenir. Ancak Nobel ödülünde uçlar birbiriyle ilgilidir. Bilim ve sanat insanlığın ortak malıdır ama ışık doğudan gelir sözünde olduğu gibi başlangıçta dünyayı doğu ve bu arada özellikle Akdeniz aydınlatmıştır. Çağdaş bilginler kendileri için Demokritos'un çocukları derler. Demokritos ve öteki Sokrates öncesi bilginler yaşadılar. Söylediler ve bu dünyaya konup göçtüler. Bugün İonyalı fizyologlar artık yok. Demokritos'un çocukları doğuya batıdan söz ederler. Akdeniz'in parlaklığı batıdan doğuya, uzak doğuya, Hindistan, Çin, Vietnam ve Japonya'ya yansır. Akdenizsiz uygarlıktan geriye ne kalır? İsa'dan önce 460'ta Demokritos'un, İsa'dan önce 900'lerde Homeros'un yaşadığı dönemlerde Batı dünyası barbardı. Güneş ışınlarıyla Batı'yı kapladı. Bu bir sarkacın salınımı değil fakat Akdenizin yüreğinin atışı, sistol, diastolu, yani yüreğin açılıp kasılmasıdır. Kal deliler zamanında magnemeter önünde yapılan dans günümüzde bile sürüp gitmektedir. Bu doğudan batıya bir uzun iki kısa zıplama ile daktilik bir danstır. Akdeniz'in yüreği asla durmadı. Akdeniz bugün verimli hilalin kollarında başlangıcındaki kadar gençtir. Bu Akdeniz'in ebedi gençliğidir. Uygarlıktan söz edildiğinde Latince civitas sözcüğü anımsanır. Bu da ilkel durumlardan kurtularak sivillerin ya da yurttaşlar topluluğunun oturduğu yer demektir. Bazı dillerde bu sözcük uyum anlamında içerir. Ne hoş değil mi? Bu durumda yurttaşlar birbirlerini ezmez, müzikteki notalar gibi uyum içindedir. Uygarlık konusuna yeniden dönelim. Birinci amacı yurttaşların sağlığıydı. Girit'i Knossos, Versailles Sarayı'nın prototipi oldu. Ama sağlık açısından ne kadar ilerlemişti? Knossos'ta başka yerlerde daha sonraları kanalizasyon sistemi gerçekleştirilmişti. Etrüskler ilk kanalizasyon sistemini Roma'da eski Girit ve Küçük Asya'dakileri taklit ederek kurdular. Kentin sağlık ve hijyeni, uygarlığın amacıydı. İnsan sağlığı bilimsel olarak Hipokrates'le İsa'dan önce 460 Küçük Asya'nın Kos, İstanköy adasında başlar. Pergamonlu, Bergamalı, Kalinos. Dünyanın ilk hekimi sayılabilir. Mutlu Miletos kentinin Hipodamosu. Kentçiliğin babasıdır. Sokaklar birbirini diklemesine kesiyor. Her yerde drenaj kanallarından su akıyordu. New York'ta ve yeni kurulmakta olan Amerikan kentlerinde aynı sistem uygulanmaktadır. Hippodamus'un planına göre kurulan kentlerde Miletos, Priene, Menderes Magnesiası ve kısmen de Efesos. Evler iki katı geçemiyordu. Kentler daha iyi havalandırılabiliyor. Uygarlık hizmetlerinden kentin her köşesi aynı ölçüde yararlanabiliyordu. Bu kentçilik Bergama'da estetik bulunmadı. Bu kentte sanatsal kentçilik uygulandı. Ne yazık ki uygarlık ve kentçilik açısına ilk çağda Anadolu'da başlayan gelişme çeşitli frenlemelere uğradı. Dar dogmatizm, boş inançlara saplanıp kalma ve emperyalizm bir uygarlığın yayılma ve gelişmesini yavaşlatabiliyor. Örneğin Anadolu uygarlığını sona erdiren İran, Sparta ve Atina emperyalizmleridir dogmatizme gelince doğal anlayışın duraklaması ve bir tür tutuculuktur. Perikles zamanında örneğin İonyalı iki düşünür Atina'da yaşıyordu. Protagoras ve Anaxagoras. Bunlar tanrıları yok saydıkları için ikisi de ölüme mahkum edildiler. Sokrates de ruhun ölmezliğine o halde yalnızca tanrı ve tanrıçalar ölümsüzdü. İnandığı için hapsedilmişti. Oysa Anaksagoras ayın ve güneşin kutsallıklarını yok sayıyor. Ay ve güneş tanrıça ve tanrı değil, birer madde kütlesidir diyordu. Protagoras diyordu ki insan her şeyin ölçüsüdür. Bu tanrıları yok saymaktan başka bir şey değildi. Anaksagoras Klazomenaide, Protagoras ise Miletos'un kolonisi olan Abdera kentindendi. Perikles Onları ölümden kurtarmak için çaba gösterdi, Atina Senatosu'nda ağladı. Cezalarını sürgüne çevirdi, ama Atina'ya dönecek olurlarsa hemen idam edileceklerdi. Onlar Atina'dan kurtuldukları için sevinçliydiler. Bir daha geri dönmemek üzere bu kentten ayrıldılar. Perikles'in vebadan öldüğü Atina'dan uzakta, diledikleri gibi düşünmekte özgürdüler. Perikles aydın bir kimseydi. Miletoslu Aspasya ile evlenmişti. Dahası Perikles devrimlerinin gerçekleşmesinde bu Anadolu'lu kadının rolü büyüktür. Bu devirde yalnızca İonya ile Küçük Asya'nın kadınları erkeklerle eşit eğitim ve terbiye görüyorlardı. Bu nedenledir ki Miletoslu Aspasya, Atina'da filozofların toplantılarına katılabilen tek kadındı. O çağda bir Atinalı erken yabancı kadınla evlenmesi yasaktı. Perikles bu yasağı kaldırabilmek ve Aspasya ile evlenme izni alabilmek için senatoda gözyaşları dökerek konuştu. Aspasya Perikles'in esin kaynağı ve akıl hocası oldu. O dönemde Atina kentinde kanalizasyon yoktu. Oysa İonya'da bilimsel kentçilik uygulanıyor ve her kente mutlaka kanalizasyonu bulunuyordu. Habire ruhun ölümsüzlüğünü tartışan Platon ve Sokrates, Kiton denilen örtülerinin eteklerini kaldırıp sokak ortasına çöküp işlerini görebilir ve orada tüten anıtlar bırakabilirlerdi. Böyle olunca veba salgını da kısa aralıklarla baş göstermekte gecikmezdi. Salgını durdurmak için Atina'da insan kurban etme yoluna başvurulduğu bile oluyordu. Eğer Homeros o çağda yaşasaydı kendi yarattığı tanrıları yatsır ve bunun içinde ölüme mahkum edilebilirdi. Aynı dogmatizmin olağanüstü Akdenizlerden bir diğeri olan Galileo Galilei'yi de mahkum etmişti. Melos'un fethedilip masum halkının kılıçtan geçirilmesinden hemen sonra bu ada çevresinde Salamin deniz savaşı sürerken İsa'dan önce 415'te büyük tragedya yazarı Euripides Troyalıları yazıyordu. Euripides, dinsel ve geleneksel ahlakı tartışmasız kabul etmiyordu. Yapıtında yer yer görülen imalar, içinde yaşadığı toplumu dokunaklı bir biçimde eleştirdiğini göstermektedir. Euripides, Troyalıları yazarken Melos halkı katliamının dehşetini biliyordu. Bu piyeste... Erkeklerin öldürülmesinden sonra yalnız kalan kaderi istilacıların elinde olan solgun, sıkıntılı, kaygılı olarak akıbetlerini bekleyen Troyalı kadınların yürekler parçalayıcı durumları anlatılmaktadır. Taltibe, kadınların savaşçılara dağıtıldığını belirtmektedir. Hekobe Menfur, Odysseus'un kızı, Kassandra Agamemnon Tussa'dır. İkinci kızı Polizene paramparça edilerek Akilos'un mezarına kurban olarak sunulmuştur. Sonra Andromache gelir. Oğlu küçük Asyanas'ı göğsünde taşımaktadır. Hektor'un bu sevgili karısı Neoptoleme'ye tutsak olarak verilmiştir. Tartib Akalar tarafından öldürülmesi buyrulan Asyanas'ı almaya gelir. Öldürülen çocuk Hekubi tarafından gömülür. Sonuçta Troya kenti ateşe verilir. Kuleler ateş ve duman altında kalır. Troyalılar oyununda son derece dokunaklı ve ilgi çekici pasajlar vardır. İzleyenler daha ilk sözcüklerden başlayarak kuvvetli bir coşkuyla sarsılıyordu. Yürek parçalayıcı hıçkırıklarla ağlayanlar az olmuyordu. Bir kısım seyirci acı ve üzüntünün boğucu sıkıntısıyla zor savaşıyordu. Birçok seyirci bilincini yitiriyor, bayılıyordu. Piyesi izleyen gebe kadınlardan çocuğunu düşüren çok oluyordu. Üçüncü temsilinden sonra piyes hiç oynanmadı. Euripides bu piyeste Atinalıların dehşet vereceği gaddarlığını sergiliyordu. Euripides Atinalı bir sanatçıydı. Bir yerde tarihe karşı Atinalıları kurtarmış oluyordu. Çünkü seyircilerin tepkileri vahşet karşısında Atinalıların çektiği vicdan azabını yansıtıyordu. Bu da büyük Eropides'in Akdeniz in oluşunu kanıtlamaktadır. Eropides'in dehşet ve gaddarlığa karşı tutumu Homeros'unkinin aynıdır. Homeros'un Patroklos'un cenaze töreninde hazır bulunan Troyalı gençler konusunda söylediklerini anımsamak yerinde olur. Sire Kartacalı, Sicilyalılar Atinaların büyük düşmanı oldular. Birçok Atinalıyı hapsettiler. Fakat Eropides'in dizelerine dünyanın duyduğu hayranlık büyüktür. İsa'dan önce 404 yılında Spartalılar, Atinalıları kesin yenilgiye uğrattıklarında komutanları kentin tamamıyla tahrip edilip yağmalanmasına karar verdi. Bir foçalı Eropides'in elektrasının ilk kısmını şarkı şeklinde okudu ve Atina'yı kurtardı. Bu olay bize bir başka Akdenizli olan Plutarkos tarafından anlatılmaktadır. Spartalıların Hitler nazizmine imrenecek halleri yoktu ya. Spartalılar Lizandros komutasında Çanakkale boğazındaki Agos Potamos'ta keçi limanı. Atinalara yenerek 30 bin askeri imha etti. Bir Spartalı generali kışkırtabilmek için Eropides'teki insanlık ve Akdenizlilik kuvvetini düşünmek gerekir. Bu Orpheus'un tekmil yaban hayvanlarını yumuşatıp mühnisleştiren çalgı ve şarkısına benzer. Atina'nın teslim anlaşması. Atina oligarşisinin Ziparta'ya bağlı olduğu zamanda gerçekleşti. Güneş her sabah doğudan doğar, batıdan batar. Akdeniz şafağı şanlı şereflidir Akdenizliler. Tüm gün ortalığı iç açıcı ışığıyla aydınlatan güneşin çocuklarıdır. Kişi akan Akdeniz aydınlığı altında coşkuya kapılır. Kuşlar kanatlarının uçlarında günün son ışıkları yuvalarından cennet doğaya sakin sakin bakarlar. Dağlar, ağaçlar hatta çalılar köklerini topraktan söküp giden ışıkla birlikte gitmek için çaba harcarlar. Alaca karanlıkta insan yüreğini bir aralık bir keder kaplar. Derin gecede selene ay. Latin ozanı hora Tiyos'un söyleşiyle sessizliğin kraliçesi kara geceyi bir peri masalına döndürür. En yüksek tepelerden kıyılara kadar fosforlu bir parlaklık mavi gökyüzünün altında kara mavi denize bakar. Bu bir balık yumurtasıdır. Karanlıkta bir göz kırpması, yaşamın doğuşu işte bu sessizlik kraliçesidir. Kafa kaldırılıp gözler göklere çevrilirse, olanca titreşim ve görkemleriyle yıldızlar görülür. Bütün yıldızların gökyüzünde parıldayıp göz kırptığını görmek, ağaçların yıldırıma dönüştüğü, Akdeniz'in Ağustos böceklerini dinlemek sanılabilirdi. İşte ötekilerden daha yakın ve daha parlak bir yıldız onu ve öteki yıldızları yakalamak için kollarınızı sevinçle açma isteği uyanır içinizde. Bu göklerin ve Akdeniz'in Afrodit'e venüsüdür. O işte ta kendisi. Duru Akdeniz göğü altında gökte ay bile yokken sandalınızın üstüne bir gölge salındığını görürsünüz. Kuşkunuz olmasın ki o parlak yıldız Afrodit'in ta kendisidir. Çoban yıldızı, akşam yıldızı, sabah yıldızı ve benzeri nice atlar takılan bu yıldız güneş ve aydan sonra nesnelerin gölgelerini salabilen tek yıldızdır. Bunu da Akdeniz'de pek güzel becerir. Akdeniz'in duruluğunda kayık ayaklanıyor. Binlerce milyonlarca yıldızın görüntüsü denize yansıyor. Sandal denizde, yıldızların arasında yavaş yavaş süzülüyor altınızda yıldızlar, üstünüzde yıldızlar. İşte göklerin uçurganı Orion, işte Andromeda ve işte Pegasus. Bir yıldız kayıyor ve bizi sessizliğe gömüyor. Şafak vakti bu, yürekler sıkıcı bir hüzün değildir. Aksine şafağın infilakı gökyüzü kapısının menteşelerini portakal rengi bir gıcırtıyla açar. Kuşlar kanatlarını çırpa çekingen çekingen türkülerini şakımaya koyulurlar. Güneş ufuktan patladığında dalga dalga eğmeçler, sarmallar çizerek cıvıldamaya başlar kuşlar. Ozan gibi türküleriyle gökyüzünde gelin telleri, örümcek ağları gibi sallanan teller bırakırlar. İşte Akdeniz'i kendine özgü kılan güneş, ışığı, üstüne düştüğü nesneleri aydınlatmakla kalmaz görülene bir şair hülyası verir. Yani Akdeniz güneşi aydınlattığı gerçek varlıklara şiirsel imaj verir. Bu yalnızca Akdeniz'in güney ve kuzey kıyıları için geçerli bir gerçektir. Ve bu en az 8 bin yıllık insanoğlu tarihinin anılarını saklamaktadır. Güneşin doğumu ile birlikte Heles Çanakkale Boğazı ile Akdeniz'den çıkılır. Heles Pontos kıyısındaki Troya İnsanlığa ait en büyük destanın konusu oldu. İşte bu Troya'nın duvarları dibinde atına taze yonca yedirmekte olan Hektor, sevgili eşi Akkollu Andromache'ye e. elveda dedi. Hektor'un ölümüyle akla Hitit kadın süvarileri sayabileceğimiz Amazonlar tarafından kurulan kentler gelir verir. Küçük körfez ve koyları, yarımada ve adalarıyla bu kıyıların güzelliği şaşırtıcı, coşturucudur. Denizle kara öylesine kucaklaşmışlardır ki denizin nerede bitip karanın nerede başladığı kestirilemez. Alın işte helalde. Zafer türküsü büyük bir coşkuyla sürüyor. Bir serap dağların doruklarında, duru gökyüzünde. Askilos, Sopokles, Krates, Euripides, Aristopanes, Apeles, Praxiteles, Miron, Skopas, Lisipos, Pidias ve Parhasios. Buralarda belirmeyip de nerede belirecekti? Az ötede İtalya. Lucretius, Salust, Ciceron, Propers, Juvernas, Tez, Catullus, Virgulus, Horatius, Tertullian ve Rönesans'ın tüm ressamları, yontucuları ve ozanları Dante, Alighieri, Patrarka, Leonardo da Vinci, Michelangelo. Bu topraklar tümüyle insan zeka ve çalışkanlığının ana yurdudur. Doğa ve insan birliğinin tamamlandığı tarih süreci burada yaşanmıştır. Bu Akdenizler, Akdeniz'e öylesine karışmışlardır ki onları düşünmeseniz bile Akdeniz doğasına bakarken bu Akdenizlileri de görmüş olursunuz. Bu unutulmak üzere olduğu halde tatlılığı süre gelen bir düş gibidir. İşte Fransa ve bu ülkenin çok verimli güney toprakları. 12. yüzyılda Avrupa'nın en ince ve en titiz Humorun'un yaşandığı Provence ve Languedoc. Bağlar ve buğday tarlaları arasında sevimli kentler ve görkemli şatolar. Orada şövalyelik esprisi en nazik biçimini bulmuştur. Nezaket, incelik ve aşk, sanat ve edebiyata eşlik ediyordu. O yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun taşra ağzı hor görülmüştü. Hatta Floransa ağzı bile yalnızca çoban ve köylü dili olarak kabul edilirdi. Ancak Provence dili nezaket, şiir ve edebiyat öğrenimi gören soylu ve kültürlü kişilerin dili oldu. Dante de Purgatore'nin bir bölümünü Provence lehçesinde yazmıştı. Edebiyatta bol miktarda balat vardı. Saz şairleri saz eşliğinde ve ölçülü olarak obatlar sabahleyin bir kimsenin penceresi önünde verilen konser ve serenatlar söylerlerdi. Ren ve garan ırmaklarının güzelliğine güzel yapılar da katılırdı. İşte Kasteniyetlerle çınlayan Don Quixote ve Sancho Pancho'nun ülkesi İspanya. İster İskandinavyalı ister Moskovalı nereli olursa olsun yabancılar Akdeniz'in güzelliğinden etkilenmekte büyülenmektedirler. Onlar gördüklerinin çocukluklarına ait olduğunu ancak bazı şanssızlıklar yüzünden ve haksız yere asıl yurtlarına uzaklaştırıldıklarını hissederler. Belki de bazen karların ve soğuk evlerin uyuşturduğu, tembelleştirdiği sessizliği özlerler. Evlerine döndüklerinde ana kucağından ayrılmış gibi hissederler kendilerini. İşte insan ölçüsü bu Akdeniz'dir. Kişioğlunun ömrü sonsuz, sınırsız değildir. Hayat, ölümle tamamlanır fakat doğumla hayat sürekli olarak yenilenir, yenilenir. Bunun içindir ki doğurgan Akdeniz hep genç ve canlıdır, ebedidir ve hep öyle kalacaktır. Arka yarın, ön Asya.